محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Cemaat-i Müslümin ihvanı, sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Kelam-ı Şerif'inden Kur'an-ı Azimuşşan'ından okunan ayeti celile-i cemile'den birkaç kelime dertleşmiş olacağız Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak cümlemize kabul kolayıyla dinleyip dinlediklerimize de amele muvaffak eylesin inşallah. Estağfirullah, bismillah. Hüve nebe'un azim. Kullarım, bu Kur'an-ı Azimuşşan büyük bir haberdir. Ve entüm anhu muridun. Halbuki siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Dünya ve ahiretin saadeti Kur'an'dan geçiyor. Cemaat-i Müslüman, Mevlamızın kelamından geçiyor. Bize vuslat için yol oldu Kur'an. Kur'an-ı Azimuşşan Mevla'nın rızasını kazanmak için bize yol oldu. Demek ki Kur'an'la amel eder insan, ondan sonra Kur'an'la amel ederse Mevla'ya gidiyor. Kur'an'la amel etmezse çıktı yoldan. Bugün başımıza gelen bütün musibetler, belalar hep bunlar. Ya Rabbi toparlanmak nasip eyle. Amin. Cümlemize tövbe nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dostlarının anlayışından bize de ver ya Rabbi. Amin. Kardeşlerim, fazla uzatmamaya çalışıyoruz. Yani tahammül biraz azdır buyururdu Efendimiz bir kere. Ama dikkat edelim, bir kelime kaçırmayalım. İnşallah. Ya Rabbi sen muvaffak eyle. Amin. Mazeret olmadan sağa sola da dayanmayalım. Bak onu size söyleyeyim. Bir adamın mazereti, bak iyi dinle. Bir adamın mazereti yok. Ama dayandı, gene böyle dinliyor. Vallahi sohbeti yarı yarayanlar öte geçemez. Neden? Onun da bir edebi var. Ne okunuyor? Ayet-i Kerime okunuyor. Sen köy ağası gibi dinleyeceksin. Olmaz mı? Dinleyemezsin yani. Yarısını ya anlarsın ya anlamazsın. Ama Rabbimin ayetleri okunuyor. Acaba ne deneyecek? O zaman tamam, Allah'ın izniyle. Ya Rabbi edep ver. Amin. Ya Rabbi edep ver. Amin. Peki kardeşler. Risale-i Kutsiye'den evvela bir yer okunuyor idi. Sayfa 479. Hatmi Şerif'te de mesela. Geride ol, ileride ol. Mazeretin varsa tamam. Mazeretin yoksa dizüstü oturacaksın. Mazeretin olmadığı halde bağdaş kurarda bir de böyle yaparsan asla olmaz. Asla. Edebi terk etmiş oluruz cemaatimizin. Ya Rabbi hocalarımıza, talebelerimize, cümlemize ya Rabbi bu yolun edebiyle, müeddebeyle ya Rabbi. Amin. Evet, Risale-i Kutsiye. Sakın cemaatimizin, şimdi Risale-i Kutsiye okunuyor. Kim? İsmet Garibullah Kuddüs'e sırru. Kainatın zikrullah reisi seçilmiş. Kim izah ediyor? Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sırru. Allah, zamanın müceddidi. Bu zatlar kim? Veselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz. Eğer bilmiyorsan bilene sor. Yok. Ya Efendimiz çok meşhur kelamı ya. Bilmiyorsan bilene sor. Ha, bu dünyaya ben yanlış söyleyeyim. Bu dünyaya niye geldin? Bilenden al haberi. Bunu çok duyardık bugüne kadar. Belki 150-200 defa duyduk. 500 defa. Yine anladık manasını. Ne buyuruyor biliyor musun Efendimiz? Bu dünyaya niye geldin? Bilenden al haberi. Kendine sorma, bu dünyaya niye geldin? Bilene sor. İşte bilenleri dinliyoruz kardeşlerim. Şimdi İsmet Garibullah Kudüs'e sürüyor. Efendi Hazretlerimiz izah buyuruyor. Sonra Kur'an-ı Azimuşşan. Bu zatlar kim? Bilemez bunların halini insan. Üzüm üzere olup Hakk'a gidelim, cemali ve kemali seyredelim. İnsan bunların halini bilemez.
üzün hüzün üzere olup Hakk'a gidelim. Kemal-i Vâ, kemal-i sederim. Neden bilemez? Bilinecek gibi değil de ondan bilemezsin. Nasıl? İmam-ı Rabbani, Müceddid-i Elfisani, Ahmedül Faruk-us Serhendi, 70 bin evliyanın reisi buyuruyor ki, bu tarikat-ı Aliye'nin büyüklerini metul sena etmek hususunda ciltler dolusu kitap yazsam, sevgili Efendi Hazretlerimiz, sevgili Efendi babamız, bütün piranımız, kaddesallahu aleyhi ve sellem, hasaten bu yolun büyükleri, metul sena etmek hususunda ciltler dolusu kitap yazsam, kim yazacak? Benim onların yani kemanatını beyan etmem hususunda yazmış olduğum ciltler dolusu kitap aynı okyanus demiyor vallahi sonu olmayan denizin yanında katre hükmü kalmaz. Bu çok dehşet bir şey kardeşlerim ya. Şu ifade hayrete düşmesi lazım insanın ya. La havle ve la kuvvete illa. Tabi Zat-ı Fakir Subhane'de kaybolmuş bir zatı nasıl bileceksin ki? Ya tabi. 5000 Allah der. Nasıl bileceksin ki? Efendimiz'in kelamına bak şimdi. Her zaman söyleniyor bu Kudüs'e su. Bütün mevzuları anlamak hususunda muazzam bir delil. Allah-u Teala kadir-i mutlak. İnsan oğlu aciz-i mutlak. Pek Arapçası şey olmayan bir insan bunu pek bilemez. Mutlak, aciz-i mutlak, kadir-i mutlak. Biraz bocalar burada. Sonra tefsir buyurmuş. Allah-u Teala ne kadar kadir, insanoğlu o kadar aciz. Bu kadar aciz olan bir insan Mevlasını nasıl bilecek be kardeşler? Bu Mevla'nın dostlarını nasıl bilecek ya? Mevla'nın zaten onlar yok. Onlar yok olmuşlar. Nasıl bileceksin ki? Mümkün değil. Ne yapacağız o zaman? Hüzün üzere olup Hakk'a gidelim, cemali ve kemali sedelim. Bana bak, hasreten dersi olanlar, bir ibare var, Rişat-ı Şerif'te veya Nefakat'ın üstte geçiyor. Dikkat et ama. Bu büyüklerin kemanatı hususunda bir müridin kalbinde ne kadar takdir varsa ona göre istifade ederler. Allah Allah. Hocam, acil. Tamam ya. Tabii tabii. Acil çekilmiş. Söyle yavrum. 34 Bursa Giresun 27-91 bir de 67 Ankara Urfa 461. Çok acil yolu kapatmış. Lütfen. Kardeşlerim dikkat edelim. Sonra arabayı çekerken sakın adama bir şey demeyin. Özür dileyelim. Aman özür dileyelim. Bir daha olmayacak inşallah diyelim. Adam şimdi kızar sana. Bir de seni böyle görür. Seni zaten bu rahatsızdır sana. Neye çektin bu arabayı? Haklısın abicim. Böyle de benim şeyim. Haklısın abicim. Bizimki de dayılık yapıyor ona. Bizimkilerde dayılık çok. Çok şahidim buna. Dayı koptu yayı. Bana bak. Men tevazı arefaha. Tevazu eden Allah'ı yükseltir. Senin ona öyle davranman var ya, şalvarıcı şu kıyafeti sevmene sebep olur. Bitti. Adama güzel sohbet etmiş olursun. Rabbim becertirsin. Amin. Peki kardeşlerim. Sakın namahreme bakma, göz atma. Budur redde sebep gafletle yatma. Dahi münkirleri esrara katma, dahi müminleri bühtanla satma. Edeptir yol aslı Hakk'a gidelim, cemali ve kemali sen edelim. Dikkat edelim. Sakın namahreme bakma. Namahreme bakma, göz atma buyuruyor da sakın ha namahreme bakma, göz bile atma. Sakın nikah düşen kendisiyle evlenmene haram olmayan kimseye bakma, göz dahi atma. Kur'an-ı Kerim tefsir ediyorlar mübarekler. Kadısallahu aleyhi ve sellem. Estağfirullah, bismillah. Kullil mu'minine yegoddu min efsarihim. Mümin erkek, mümin erkeklere söyle bakılması yasak olan kadına bakmasınlar. Bakmak böyle. Bakamazsın. Kalbinde bir şey yok. Bakamazsın. Baktın, kendini kancaya taktın, yaktın. Bakarsan ne olur? Efendimiz Hazretlerimiz ne güzel tefsir buyurmuş Hakkı'da sırrı. Kadına bakma görürsün, görürsen konuşursun, konuşursan buluşursun, buluşursan helak olursun. Aynen böyle oluyor. Sakın namahreme bakma,
göz atma. Bir de bu göz atma var. O ne? Ya'le, estağfirullah, bismillah. Ya'lemu hainetel a'yun. Ben bu gözlerin hain bakışını biliyorum. Göz atma koymuş, hain bakış. Hain bakış neymiş? Tefsir-i Şerif'te geçiyor. Aynen böyle geçiyor. Birkaç kişi oturuyorsunuz, bir kadın geçiyor yoldan, kenardan. Şöyle göz altından bakıyorsun. Yani öbürlerinden utanıyorsun sözde. Demek İslam'ın yaşandığı bir zaman. Yoksa şimdi herkes bakıyor. Kim kimi, kimden utanacak ki? Gökkaş altından baktın, Mevla onu biliyorum. Ama tuhvissudur. Kadına baktıktan sonra kalbinden geçirdiklerini de biliyorum. Ya Rabbi gözlerini muhafaza edenlerden eyle. Peki kardeşlerim, kadına bakmak böyle olurken elini tutmaya ne dersiniz acaba? Kadının elini tutup musafa etmek de haramdır, haberiniz olsun. Aynı öyle buyuruyor Efendimiz Kudüs'ü. Kadına bakmak haram olursa elini tutmaya ne dersin? Aynı ifade bu. Peki kadın çalıştırmaya ne dersin? Sekreter şey yapmaya ne dersin? Kardeşlerim, bir kardeşimiz bir sekreter çalıştırıyorsa, yanında sekreter bulunduruyor. Kadın çalıştırıyorsa, hele bu sekreter daha başka bir günah bela aramasın. Bu adamın ne zaman ne yapacağı belli değil. Yapıyor zaten, yapacağını yapıyor. Haram diyor, akşama kadar bakıyor ona. Gülüşüyorlar. Hiç kimse yokken artık kim bilir neler yapıyorlar. Alıyor arabaya gidiyor. Başka yerden ev kiralamış. Daha beni konuşturmayın. Yatıyor, kalkıyor, yuvarlanıyor. Ya Rabbi tövbe nasip eyle. Amin. Sen bundan böyle yuvarlanırsan Allah-u Teala da Amerika'nın bombasını üstümüze yuvarlıyor. Bundan oluyor bu işler, haberiniz olsun. Bu işte hepimizin tuzu var, haberiniz olsun. Şeriatsızlık ne kadar varsa gavurların bombası o kadar tesirli olur. İslam alemine Rabbim birlik beraberlik versin. Amin. Toparlanmak nasip etsin. Amin. Bana bak, bu İslam aleminin birliği, beraberliği, toparlanması nereden başlayacak biliyor musun? Vallahi şu cemaatten başlaması lazım. Çünkü Efendimizin bu cemaati kainatın kalbi, cemaati Müslümin. Kalp bozuk olursa bütün azalar bozuk o zaman. Ya Rabbi toparlanmak nasip et. Aman 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 cemaati Müslümin. Şimdi duyduk, sohbete geldik, duyduk bunu. Eğer sen kadın çalıştırıyorsan bu işin çaresine bak. Sekreter çalıştırıyorsan hemen gönder evine. Hemen hemen. Ya Rabbi söz dinleyenlerden eyle. Amin. Allah razı olsun. İnegöl'de bir kardeşimiz dedi ki, hocam bütün kadınları çıkardım işten diyor. Sekreter vardı, onu da çıkardım diyor. 3 sene sonra, 4 sene sonra diyor ki, hocam işlerim öyle katladı anlatılmaz diyor. Ama sen böyle yapınca işler katlıyormuş o zaman. Çok iyi gidiyormuş. O niyette değil. Asla. Ya yaradan Rabbim bundan razı değilse ben ekmek tuz yemeye razıyım diyeceksin. Allah sana neler verir, neler verir. Onun hiç hesabını yapma. Ya Rabbi hakikati duyanlardan eyle. Amin. Yanlışları kenara koyanlardan eyle. Amin. Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Kendisine mahrem. Mahrem kim? Kendisine nikah düşmeyen, evlenilmesi haram olmayan yakın akraba. Kardeşin, kız kardeşin, halan, teyzen. Namahrem, şeran evlenmeye mani akrabalığı olmayan erkek veya kadın. Halanın kızından evlenebilirsin. Mahrem, namahremdir. Teyzenin kızından öyle, baldızından öyle. Onun için bunlara bakamazsın, beraber oturamazsın, elini tutamazsın. Ya cemaat-i Müslümin, baldızından da öyle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İyyâkum ve'd-duhûl ale'n-nisâ, yabancı kadınların, üzerinize nikah düşen kadınların yanına girmekten son derece sakının. Bütün takvan, her şeyin bir anda kadını gördüğün zaman gider cemaat-i Müslümin. İnsanda böyle bir hali var. İmtihan, nefsi emmare. Her şeyi unutur ama. Şalvarını unutur, cübbesini unutur, sakalını unutur, sarığını unutur, dersini unutur, şeyhini unutur, Mevlasını unutur. Bir anda unutur cemaatimiz.
Onlarla beraber oturamazsın. İyyâkum veddukûl alen nisa. Yabancı kadınların yerine girmekten son derece sakının. Kâle recunun min ensâr. Ensardan bir zat dedi ki, radıyallahu anh, eferâyte elham ve ya Resûlallah, yabancı kadınların yanına girmekten sakınınız buyurdunuz. Ya Resûlallah, bir erkeğin kardeşi veya ağabeysi, yengesi, yengesinin yanına girmekten o da oraya girer mi? Elham. Peygamber o da, yani oraya da girmesi yasak mı? Kaynı bir kadının yanına girecek. Veyahut da erkeğin kardeşi veya abisi hanımının yanına. Elham ve el mevtü, o olursa ölümdür buyurdu Peygamberimiz. Yani yabancı bir adam bir adamın evine girdi, hanımından görüşmesi, bir yerde kal, onu evin sahibinin hanımından beraber kalması, beraber olması ölümdür buyuruyor Peygamberimiz sellem. Şey, yani yasaktır. Ama kardeşi veya abisinden beraber kalması ise yasağın ötesinde ölümdür buyurdu Peygamberimiz sellem. Neden ölümdür buyurdu? Öbürlerine ölüm buyurmadı. Yasaktır tabi. O da büyük bir şey. Şundan buyurmuş. Kitaplara bakıldı cemaatin ismin. Şundan ölüm buyurmuş Peygamberimiz sellem. Bir adamın evine yabancı bir adam giremez. Hakikaten öyle. Hiç tanımadığın bir adam senin evine giremez. Ama kardeşin, abin her zaman girer, çıkar. Ondan sonra bir gün evde olmaz bir insan. Ondan sonra hanımı da kardeşiyle, abisiyle beraber kalırlar. Bir durum olur. Ondan sonra hani beraberlikleri olur. Ondan sonra böyle olunca da adamın haberi olur. Bir süre tamamlayalım. Adamın haberi olur. Bu sefer hanımını boşar, kardeşini de öldürür. Evet. Cemaatimiz, efendilerimiz çok yaparlardı bunu. Kalkalım bir ön tarafa, Allah rızası için öyle buyururlardı. Allah rızası için yer verelim. Ondan sonra kardeşlerimiz şey yapsınlar. Kalkalım inşallah. Allah razı olsun. Biraz ilerleyin. Bir ayet-i kerime var. Okusanız ayet-i kerimeyi. Adi ayet-i kerime var. İza kıyle lehum. Size denildiği zaman. Estağfirullah. İza kıyle lehum. Kıyle leküm. Size denildiği zaman. Tefessehu. Yer verin kardeşlerinize. Fil mecalisi. Mecliste, sohbette. Kardeşlerinize yer verin denildiği zaman. Fefsehu. Genişletin onların yerini. Onlara da yer verin. Yefsehillahu. Leküm. Allah-u Teala da size gün dünyada, ahirette genişlik verir. Otur aşağı. Şimdi rahatladın da. Ya Rabbi, bu ayetle amel etmiş kabul eyle bizi ya Rabbi. Kusurlarımızı affeyle ya Rabbi. Bana bak. Allah için kalkıyorsun, oturuyorsun, yer veriyorsun kardeşin. Allah-u Teala, kulum sen benim kuluma yer verdin, ben sana yer veriyorum. Allah Allah. Men rahime ruhime. Kim kul, Allah'ın bir kuluna rahmet ederse Mevla da ona rahmet eder. Her şey girer buraya kardeşlerim. Baktın gına bir arkadaşın yolda uğraşıyor arabanın şeyinden. Araba şey hemen dur, 3-4 kişisiniz, yardım et adama. Hadi bakalım, selamun aleyküm. Ya Allah razı olsun der adam. Atlarsın kardeşim. Şimdi deminki meseleye gelelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İyyâkum veddûhûl âlen nisa. Yabancı, üzerinize nikah düşen kadınların yanına girmeyiniz. Kâle recunum min ensâr. Ensardan bir zat dedi ki, eferâyte elham ve ya Resûlullah. Kadının kaynı hakkında ne dersiniz? Elham ve el meftu buyurdu. Bir kadının kaynı, yani erkeğin abisi, kardeşi, yengesinden oturması ölümdür. Neden ölümmüş? Yabancı adam bir adamın evine giremez. Kolay kolay giremez. Ama kardeşi, ağabeyi her zaman gelir gider, beraber olurlar. Ondan sonra
bir beraberlikleri olur yengesinden, Allah muhafaza. Şeytan girer araya, ondan sonra bir beraberlik olur, adamın da haberi olur, bu sefer kardeşini öldürür, Allah muhafaza, hanımını da boşar, boşamak da ölüm mesabesindeymiş. İzahat bu kardeşlerim. İnegöl'de bu böyle bu mesele anlatıldı. Bir kızımız demiş ki, hocamla ben biraz görüşmek istiyorum mümkünse. Tamam, ondan sonra kürsüden aşağı inildi, mahremlerim benim yanımda var, millet dağıldı. Dediler böyle böyle hoca efendi işte kızımız geldi. Böyle duruyoruz biz şimdi. Kızımız burada. Buyur kızım. Başladı üngür üngür ağlama. Ağla bakalım, ağla bakalım. Hocam dedi siz bir hadis-i şerifi anlatınız. Evet kızım. Dedi hocam kayınvalidemle kaynatam aşağıda oturuyorlar. Ben efendimden üst katta oturuyorum. 18-19 yaşında da bir kaynım vardı. Beraber yemek yeriz, otururuz. Geliriz gideriz çay kahve. Nasıl oturamazsın azizim? Kayınvaliden tamam geldi ama kardeşin öbür odaya gidecek. Hanımınla beraber duramaz. Hocam diyor, bir bunun diyor hareketlerinden başladım rahatsız olmaya. Bunun içinde bir şey var anladım ama kimseye bir şey demiyorum. Bir gün diyor, kocam evde yoktan işe gidince diyor, geldi kapıyı çaldı. Ben de artık kayınvalidem herhalde. Açtım baktım o. Hop, daldı içeriye hemen. Ondan sonra yenge bana bir çay yap. Tamam. Çay yapıyorum ama içim yiyor. Çayı getirdim hocam. Çayı yaptım hocam diyor. O arada dedi git dedi kapıyı kurtaramadım kendimi. Şu anda hamileyim diyor. Bu çatırlar altında neler oluyor? Ama o da gene işten geliyor abisi. Abicim. İşler döndürmüş haberi yok. Ya Rabbi şeriatı güzel. Efendi Hazretlerimiz bunun üzerinde çok dururdu. Sonra buyurlardı ki bu ucu olmayan bir mesele. Şunu da söyleyeyim size, Efendi Hazretlerimizden duyduğumu söylüyorum. Buyurdular ki, Ziya Hoca vardı, Allah rahmet eylesin. Ziya Hoca derdi ki, anasıyla, kızınla yatanlar var. Tabii. Bir kadın 35-40 yaşında bir kadın pantolon giyerse çocuk 19 yaşında beraber. Olmaz azizim, olmaz. Büyük bir beladayız. Büyük bir bela kestirmiş. Keşke düşse, keşke olsan helada. Büyük bir belada millet. Pantolon nasıl giyersin ya? Bir kadın pantolon nasıl giyer? Giyerse ne olur? Sahibine soralım. Gene Efendi Hazretlerimiz izah buyururlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdular ki, لَعَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberimiz lanet etti el mer'ete kadına telbesu lebsete recul erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun. Peygamberimiz lanet eder mi kolay kolay? Uhud savaşında şeyde bile bir savaşta bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağı şeriflerini kanattılar. Ondan sonra iki tane melek geldi. Ya Resulullah Akşebeyn denem şu iki dağı bunların tepesine kapatacağız. Biz milleti ezmek için gelmedik, beddua için gelmedik. Onlardan Müslüman zürriyetler olur belki buyurdu. Bak onlara bile beddua etmedi. Ama burada le'ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz lanet etti el mer'ete kadına telbesül lebsete recul erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun. Efendimiz Hazretlerimiz buyurdular ki Kudüs'e sürdüğü bir kadın evinde odasında pantolon giysin, kitlesin odayı kimse yok. Bu lanetin içindedir. Ya kendini gösterirse ne olacak? Şimdi ne oldu? Ne anladı buradan? Kızım gel burayı. Anacağızım gel burayı. Hanım gel burayı. Teyzeciğim, halacığım böyle telaş edeceksin. Bu pantolon giymek böyledir. Şimdiden sonra bunu değiştireceğiz. Ne giyecek? Çarşaf giyecek. Estağfirullah, bismillah. Kullil mu'minine ya eyyühen nebiyye ey peygamberi zişanım kulli ezvancık hanımlarına söyle ve benatike kızlarına söyle ve nisa'in mü'minin mü'minlerin kadınlarına kızlarına söyle yudnine aleyhinne min celabibihin üzerlerinden çarları çarşafları saklasınlar. Osmanlı 600 çarşaf senin annelerimiz çarşaf giydi. Osmanlı dedelerimiz, padişahlarımız rahmetullahi aleyhim. Şalvarı vardı, cübbesi vardı, sarığı vardı, sakalı vardı. Ya kardeşlerim,
Şimdi bak, adı üzerinde Amerika'nın kotu. Sen bunu giyersen Amerika senin başına bela olur. Çünkü onunkini giyiyorsun. Oldu mu olmadı mı? Ondan ne? Erkeğin de kıyafeti. Erkeğin de kıyafeti, pantol erkeğin de kıyafeti değil kardeşlerim. Amerika'nın kıyafeti. Müslüman'ın kıyafeti değil. Pantolon, ceket, başı açık Müslüman'ın kıyafeti değil. Başı açık gezen bir adamın şeriat mahkemesinde şahitliği kabul değil. Her yere bunu söylemiyor ama bu cemaat samimi cemaat. Bir, Allah razı olsun. Bunu söylenmesi lazım kardeşlerim. Ya Rabbi bu samimi kulların sen topladın bizi hepimizi. Ya Rabbi yanlışlarımızı düzeltmek nasip eyle. Amin. Hocam kıyafetle bu işin alakası ne? Hangi işin alakası? Yani işte sen kot pantolonundan Amerika'ya geçtin, Amerika başımıza çıkar dedin. Dinle, dinle. Bilmiyorsan bir şey... Ne? Bilene soracaksın, kendine sormayacaksın. Bak şimdi, Kur'an'a soracaksın. Eylullah'a soracaksın. Dinle şimdi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bunu anlamak çok zor. Vallahi çok zor. Ya Rabbi anlattır bize ya Rabbi. Amin. Dinle şimdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Efendimiz Hazretlerimi izah buyurdu bu hadis-i şerifi. El-imâmetü izzül mü'min. Sarık mü'minin izzetidir, şerefidir. Baba bak şimdi. Efendimiz Hazretlerimiz ne manevir? İzzet, şeref. Ne demek acaba izzet, şeref? Anlıyoruz bir şey ama. Galibiyetidir. Gavurlara galipsin, izzetin var, şerefin var. Gavurlara mağlupsun. Ne izzet kaldı, ne şeref kaldı. Doğru mu değil mi? Bak nasıl anlayacağız biz bunu? El-imâmetü izzül mü'min. Sarık müminin izzetidir, şerefidir. Yani galibiyetidir. Dikkat et şimdi. Ve izâ vazaûhâ, sarığı yere indirdikleri zaman takmıyorlar. Takke takıyor, sarık yok. Namazda olsun, başka zaman olsun. Ezellehumullah, Allah da onları yere indirir. Sarık var, izzetin var, şerefin var. Kimse dokunamıyor. Sarık yok, izzet, şeref gidiyor. Dikkat et. Efendimiz bir kere şöyle buyurdu. Buyurdular ki, şeriat-ı garra, tarikat-ı aliye bizim şerefimizdir, namusumuzdur. Şerefimizi, namusumuzu muhafaza ediyor. Baba bak, bunlar yoksa şeref gitti, namus gitti. Şimdi İş hakikat anlaşılsın diye gece gündüz dua ediyoruz kardeşlerimize. Etmemiz lazım. Bunların hedefi Türkiye cemaati Müslümin. Ama İslam haline bak. İslam haline bak cemaati Müslümin. Ayağında kot pantolon. Kol kısa kol. Baş Amerikan tıraşı. Ne şalvar var, ne cübbe var, ne sarık var, ne sakal. Eyvah! Bir sarığı terk etmekle zelil oluyorsa bir insan, öbürlerini terk etmekle ne olur biliyor musun? Aynı bugünkü gibi olur. Ya Rabbi tekrar toparlanmak nasip eyle. Amin. Bana bak. Efendim Hazretlerimiz Kuddüs'e sırruhu buyurdular ki sohbeti şeriflerine. Ya Rabbi dostunu anlamak nasip eyle. Amin. Kelamlarını anlamak nasip Amin. Eyle. Söz tutmak nasip eyle. Amin. Efendim Hazretlerimiz bir kere buyurdu ki şu cemaat İslam'ı yaşasa Tarikat-ı Aliye'yi yaşasa Türkiye'ye, dünyaya şeriat gelir. Vallahi böyle kardeşlerim ya. Çubanbaşı biziz. Bütün İslam alemi ama İslam aleminin kalbi sevgili Efendi Hazretlerimizin kudusu evlatları biz gevşek tuttuk mu işi, iş buralara vardı cemaat-i Müslüman. Efendi Hazretlerimiz kudusu sırru bir sohbetinde şöyle buyurdular sohbeti şeriflerinde. Yunanistan'da veya Bulgaristan'da bir amcamızın, Müslüman bir amcamızın şalvarı yıpramış. Şalvar giyiyor maşallah. Şalvarı yıpramış.
Ondan sonra bir kumaş alıyor, gidiyor gavur terzisine diyor ki, bana diyor bu aynı bu elimdeki şalvar gibi bir tane şalvar dikeceksin. Aynı ifade bu. Ne? O şalvar dolusu altın versen sana şalvar dikmem mi buymuş mu? Şey, o gavur öyle demiş. Efendimiz Hazretleri buyururlar ki, bak bir gavur terzisi şalvar dolusu altın versen şalvar dikmiyor, giyer mi ya? Dünya kadınlarının tamamını toplasan gavur kadınlar, bir tanesinde çarşaf var mıdır? Yok. He? Bizde dünya Müslüman kadınların bir tanesini toplasak hepsi çarşaf, bir tanesinde pantolon yok dememiz lazım. Neredeyse hepsi pantolonlu bir şey. Onun için bela başımızdan işte. Öyle mi değil mi ya? Evet. Allah Allah. Subhanallah. Bütün gavur erkeklerini toplasan, bütün gavur erkeklerin ama şalvar, cübbe, sarığı, sakalı var mı? Yok. He? Yok. E bütün Müslüman erkeklerini toplasak şalvar, cübbe, sarığı, sakalı olması lazım. Kardeşlerim, Rabbim anlamak nasip etsin. Amin. Şu cemaat, vali cemaatin bildiklerim, hem daha buradan çıkar çıkmaz terziye gideceksin, bir şalvar cübbe diktireceksin. Oo, biz şimdi hemen bunlar konuşulduğu zaman, Allah Allah, ey tamam be hocam ama hanım neden acaba? Ulan gavur seninle uğraşıyor, memleketinden uğraşıyor, sen hanımla uğraşıyorsun. Şimdi hanımla ne alakası var ya? Ciddi ol, dikilme yalnız. Hanım da böyle böyle de biz bunu anlamamışız bugüne kadar. Ondan sonra, şimdiden sonra böyle olacak dersen de çarşaf giyeceksin, ben de şunu öyle, tamam inşallah anlar. O da anlamazsa, gene anlamazsa, hanım de ben bunu güne kadar anlamadım, yeni anladım da sen de anlayacaksın inşallah de. Gene dikilirse altın bilezik al, yumuşar inşallah. Biraz tecrübemiz var bu işte. Bana bak, dikkat et şimdi. Efendim Hazretlerimiz Kuddüs'e sırruhu Uhud Savaşı'nı anlatırken şöyle buyururlardı. Okçular Tepesi'ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 70 kadar okçu koydu. Buyurdular ki savaş bitse de sakın buradan ayrılmayın, benden bir emir gelmedikçe. Ama dikkat edin ha. Hepsini her şeyi anlatıyor işte bunlar hep. Efendilerin kelamları şeyle. Benden bir emir gelmedikçe buradan ayrılmayın. Tamam. Cemaat-i Müslümin, ortalık ateş ateşe gidiyor, duman dumana gidiyor. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, savaş kazanıldı, Uhud Savaşı. Ganimet almaya başladı şeyler, Sahabe-i Kiram Efendilerimiz. Ganimet aldıklarını görünce okçular dediler, biz de ganimet alalım. Çok az bir kimse dedi ki, başlarında kumandanı, buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu, bir emir gelmedi, ayrılmayalım. Ama savaş bitti. Savaş bitti. Görüyorsunuz ganimet alınıyor. Olsun, ayrılmayalım. İndiler aşağı. Sahabe-i Kiram Efendimiz'i mana bulmayalım sakın. Onlar öyle hükmettiler ona. Onların yanlışı bizim doğrumuzdan daha şeydi. O da bir anlaşıldı mı? Öyle iştihat buyurdular. Dinle şimdi. Cemaat-i Müslümin, ondan sonra okçu, o ne tepesiydi orası? Okçular Tepesi. He. Okçular Tepesi'nin arkasında düşman ordusu bekliyor. Baktılar ki Okçular Tepesi'ne koymuştu okçuları Peygamberimiz Aleyhisselam. Okçular dağıldı. Dağıldılar oradan cemaat-i Müslümin. Efendimiz buyurdu ki İslam ordusunun altından girdiler, üstünden çıktılar. Kazanılmış savaş kaybedildi. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişi şerifleri şehit oldu. Yüzü kan oldu. Neler neler neler. Sonra ne buyuruyor Efendimiz biliyor musun? Aman kardeşlerim. Uhud savaşının evveli söz dinlemenin neticesi, Uhud savaşının sonu söz tutmamanın neticesi. Evvelden söz dinlenildi. Ne dinlenildi, ne anladınız? Söz dinlenildi. Tepede nöbet beklendi. Anlaşıldı mı? Savaş kazanıldı. Ama sonunda söz dinlenilmedi, savaş kaybedildi. Size soruyorum, Efendimiz buyuruyor, size soruyorum,
Burayı terk etmeyiniz emriyle sakalı bırakmayın emri arasında ne fark var? Okçular Tepesi'nden buyurdu ki Resulullah Efendimiz, burayı terk etmeyin. Terk edildi ne oldu? Mağlup olduk öyle mi? Sakalını kesmeyiz aynı emir. Şalvarını cübbeni sarın aynı emir. Estağfirullah bismillah. Ya eyyühellezine amenü zikrullah zikran kesira. Ey iman edin kullarım beni çok zikredin. Aynı emir. Bunların hepsi için terk edildi mi edilmedi mi? He? Çok az. İşte cemaat-i müslümin bu gavurlar bir avuç cemaat-i müslümin yani yerimize sahip olamıyoruz. Ya Rabbi ümidimiz gene sanadır. Toparlanmak nasip eyle. Amin. Mevla bu tokatı vuruyor cemaat-i müslümin şey yapalım tövbe edelim diye. Bütün mesele bu şimdi cemaat-i müslümin. Allah'ım tövbeye muvaffak eylesin. Amin. Teheccüde kalkmayan işi adamın bunda tuzu var. Kadın çalıştıran faiz yiyen zaten faiz bak faiz yemek ne demek? Efendimiz Hazretlerimiz buyuruyor ki Kudüs-ü Hadis-i Şerif'te okurlar. Buyurdular ki faiz almak Kabe-i Muazzama'da anasınla zina etmekten büyük, daha büyük günahtır. Ya Türkiye'de hepsi var gene. Hocam Türkiye'de bunların hepsi var da bu Türkiye nasıl duruyor böyle gene? E gene onu bilene soralım. Efendimiz buyuruyor ki kız erkek talebeleri olmasa Türkiye çoktan Bosna Ersek gibi olur. Bosna Ersek ne oldu? Gene Efendimiz buyuruyor. Bosna Ersek'te kadınları, erkekleri camiye topladılar. Erkeklerin ellerini ayaklarını bağladılar. Kızlarına, gelinlerine, ondan sonra hanımlarına onların gözünün önünde zina ettiler. Sonra dediler ki biz bunu bir alanda başka yerde de yapabilirdik. Burada neden camide yapıyoruz? Sizin bu çok zorunuza giderdi ondan. Gördünüz mü şey kardeşlerim? Aynen şöyle buyurdu Efendimiz. Ya şeriatı yükleneceksin yahut da Bosna Ersek'in başına geleni yükleneceksin. Ya şeriatı yükleneceksin yahut da bugün başımıza gelen musibetleri, belaları yükleneceksin. Demek ki hep bunlar şeriatsızlıktan geliyor. Ya Rabbi toparlanmak nasip eyle. Vallahi billahi yemin ediyorum bu misvak kullanmak da bunun içine girer. Misvak kullandın galipsin. Galipsin ne demek? Biraz daha kuvvetin artıyor, ordunun kuvveti. Misvak kullanmadın mağlupsun. Pek kafasını koktum bunu söyleme biraz da. Milletin pek kafasına yatmaz bu odunla, şey misvakla ne alakası, odun diye mi? Misvakla ne alakası var? Bunu da Efendimiz'in işittik. Buyurdular ki nasıl alakası olmaz? Bir adam namazı terk ettiği zaman yenilir mi yenilmez mi? Levla en eşukka alel ümmeti le emertühüm bis sivak mü ümmetime meşakkat olmasaydı mü misvak farz kılardım. Misvakla alınan abdestle misvaksız olarak alınan abdestle kılınan namaz arasında 70 derece fark var. Tüfeği aldın şimdi orduya gavur ordusuna kurşun sıkıyorsun. Misvak kullandığın 70 tane kurşun çıkıyor bir anda. Hemşerim. Allah'ım dostunun anlayışından bize de versin. Hocam şalvar cübbe giyen işte giyeceksin şu cemaat giyecek alın. E peki bak misvak. Koy buraya al bir misvak. Misvan da güzel olsun, düzgün olsun bak. Bir misvak var böyle. Bir de incecik. Adam 100 kilo misvak 1 gram. Ve mübarek taşımak mı zor geliyor? Düzgün bir misvak. Misvak küçük bu parmağın kalınlığında olacak. Bazı yerde de misvak görüyorum öyle. Artık 6 aydan 7 aydan kullana simsiyah olmuş burası. O misvak kullanılmaz. Sen misvak kullanmıyorsun o zaman. Hoca arkadaşlara söylüyorum onu hasreten. Misvanın düzelt. Baktın gördün kısaldı uzat. Yenisini al, düzgününü al kardeşlerim. Bu misvan öneminden Rabbim becertirsin inşallah.
Eyvah hocam, biz bayağı işler aldık bu sıra başımıza. Aldım, daha ne işler alacağım biliyor musun? Hiç kimse sakalını kesmeyecek şimdiden sonra. Kesmeyen, kesen kardeşlerimiz var da kesmeyecekler. Hepiniz samimisiniz. Allah sizden razı olsun. Sohbetin sonunda dua edeceğiz zaten. Ondan sonra sarını da saracaksın. Şalvarını, cübbeni de giyeceksin. Baştan zor gelir ama sen bunları yap, kapının arkasına tak, arada sırada bak, bir de hanımı çağır, hanım nasıl yakışmış mı de. Belki de böyle yapacak. Eyvah başıma gelenler. Ben demedim mi onların sohbetine gitme. Öreceğim onların sohbetine diyeceksin. Sen de kadınlar sohbetine gideceksin diyeceksin. Yumuşak ol. Çok tatlı ol. Allah'ın izniyle. Bursa'da bir kardeşimiz sarığını taktı. Hanım takamazsın, takarım, takamazsın, taktı sarığını. Hanım kocası işteken sarığı parçalamış, yakmış. Allah Allah. Adam bir gelmiş, ondan sonra öğlen uykuya yatmış kadıncağız. Ondan sonra iri yarı bir adam 3-4 tane köpekle beraber karının peşine düşüyor. Ulan demiş, bu sarığın sahibi yok mu zannediyorsun sen? Karıyı tutsa parçalayacak. Çok korkmuş, bir uyanmış, gitmiş doğru bir sarık almış, yerine takmış, karşıdan bakmış. İstersen bakma, akşama gene gelirler. Sonra adam gel, hocam diyor, çok aksil benim karı diyor. Böyle güreştik hep diyor, böyle diyor. Adam o gün diyor, hocam sarığı yaktı, bu başına gelince, bu rüyayı görünce ben işten geldim böyle yapıyormuş. Efendim, efendim buyurun. Yahu demiş, sen çok aksiydin, ne oldu sana? Demiş, bugün geldiler bana demiş. Nasıl geldiler? Böyle böyle. O da uyanık, ne demiş biliyor musun? Bana bak demiş, dikilme bana, her gün gelirler sana demiş. Hocam diyor, tamam diyor, melek gibi oldu diyor. Sen karıştırma Allah'ın izniyle. Efendim Hazretlerimiz, bir kardeşimiz öyle demiş. Buyurmuşlar ki kadına aynı öyle dedi sohbetten sonra Söğüt'te. Dedi hocam dedi, ben dedi çok zahmet çektim ama giydim Allah'ın izniyle. Şalvarımı, cübbemi, sarığımı, sakalımı giydim. Ders de aldım. O zaman Efendimiz'e müracaat ettim. Efendimiz dedi, böyle bir hanımım var benim. Ondan sonra bana böyle böyle diyor, ne buyursun? Evladım, ona altın bilezik çok al. İnşallah yumuşar demiş. Bir şey demez sana buyurmuş. 3 ay sonra gene gittim sohbet ediyor. Durumda müsait, almış. Altın almış. Onun bilezik almış. Altın almış, bilezik almış. Ama gene aksiliği devam ediyormuş. Böyle cins de vardır. Ondan sonra demiş ki, biraz da şakacı bir kardeşimiz. Demiş, Efendimiz demiş, buyurmuş ki, ne oldu senin hanım, ne yaptı senin hanım buyurmuş. Efendimiz demiş, siz bana böyle böyle dediniz, ben şikayet ettim size, siz bana böyle böyle dediniz. Efendimiz altın bilezik, altın bilezik aldı, aha buradan buraya kadar, burasını düşündüm, gene aynı be Efendimiz. Efendimiz dedi, çok güldü diyor, çok güldü. Ya Rabbi sen kolaylık ver. Amin. Kadınlara, erkeklere kolaylık ver. Amin. Kadın çarşaf giyecek erkek razı olmaz. Mevla razı, sen razı olmazsan Allah muhafaza altından kalkılmaz. Peki kardeşlerim. İlla namahreme göz atılır. Büyük afettir. Namahreme bakmak, iyi düşünseniz anlayacaksınız. Bu bakmaktan bir şey çıkmaz. 10 para etmez. Lakin fikirsizlik, sarhoşluk insanı gaflete bırakıyor. Şöyle bir söz vardır. Men lem yemlik aynehu feleysel kalbi indehu. Kim gözüne sahip olmazsa kalbi onun yanında değildir. Göze yakın olan gönüle yakın olur. Kim gözüne sahip olmazsa kalbi onun yanında değildir. Göze yakın olan kalbe de yakın olur. Gözümüze rabıta yakın eğer gözümüze rabıta yakın olursa gönlümüze rabıta yakın olur. Yani Mürşid-i Kamil'in gözünün önüne getiriyorsun. Onun içini dışını Mevla'nın cemalinin nuru kaplamış. Zat-ı Pâk-ı Sübhane'nin nuru kalbine parlıyor. Ondan da sana aksediyor. Gönlün orada, kalbin de orada oluyor bu sefer. Şimdi dikkat edin. Ne buyuruldu? Göze yakın olan gönlüne yakın olur. Göze yakın olan gönlüne yakın olur. Peki telefona bakıyorsun, gözün nereye yakın? Allah Allah, gönlün de orada. Senin gönlün de orada deyince senin gönlün ne biliyor musun? Kalbül mümin beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Bizim kalbimizde Rabbimizin evi, Rabbimiz olması lazımken çevirdi kalbini şimdi. Televizyon, internet, telefon, orada ne varsa doldu. Bu adama ne oldu? Olanlar oldu.
Ya Rabbi tövbe nasip eyle. Bak kardeşlerim, şurada Efendimizin bir kelamı var. Dinle. Bazıları diyor ki ben zikirden lezzet alamıyorum. Dersimi yapamıyorum. İşte işramı, kuşluğumu kılamıyorum. Teheccüde kalkamıyorum. Murakabamı tamamlayamıyorum. Hepsi giriyor buraya. Bak. Sen Allah ile beraber olmaktan lezzet alamıyorsan ene celi sümen zekereni, beni zikredenin ben meclis arkadaşıyım. Demek ki Mevla'yı zikretmek Mevla ile beraber olmak. Namaz kılmak Mevla ile beraber olmak. Teheccüde kalkmak Mevla ile beraber olmak. Murakabaya oturmak Mevla'dan tam manasıyla beraber olmak. Bütün şeriatı yaşadın Mevla'la berabersin. Allah ile beraber olmaktan lezzet alamıyorsan sen, Rabbim bunların lezzetini tattırsın bize. Amin. Sen alamıyorsan kabiliyetini televizyon seyretmekle kaybettin. Aslında sende bu kabiliyet vardı ama sen bu kabiliyetini televizyon seyretmekle kaybettin. E nasıl olacak bu, tekrar nasıl geleceği, bunu atacaksın. Televizyon hakkında hiç bu yoldan haberi olmayan bile ne diyor biliyor musun? Televizyon internetin yanında, bu telefonların yanında bir şey kalır hocam diyor. Televizyon senin lezzetini, şeriatı, tarikatı yaşama lezzetini alıyorsa senden, ruhundan. Peki internet, telefon nasıl, ne yapar acaba? Anladınız değil mi kardeşlerim? He? Yahu kardeşlerim bakar mısın sen? Mevla ile beraber oturmak istemiyor nefis. Ben diyor telefondakilerle beraber olmak istiyorum. Ne var orada? Ne mi var telefonda? Birisi dedi çok hoşuma gitti. Telefonda dedi, o büyük telefonda hocam dedi. Yok, yok dedi. Subhanallah. Zina var. Çık. Bin, yok yok deyince sen anla. Sen bununla meşgul olsun be mübarek. Şalvarım var, cübben var, sarığım var, sakalım var, çarşafım var. Ya Rabbi tövbe nasip eyle. Amin. Bak, televizyon seyretmekle kaybettin. Allah Celle Celaluhu seni lezzet alacak kabiliyette yarattı. Aslında şeriattan, zikrullah'tan, vazifelerden lezzet alacak kabiliyette yarattı ama sen lezzetini kaybettin televizyondan. İyi dinle. Bu virüs yakaladığı zaman çok kimsenin ağız lezzeti gitti. Gitti mi gitmedi mi? Koku? Gitti. Gitti. Neden gitti? Virüsten gitti. Bir kardeşimiz diyor 6 aydan beri hanım diyor bir top sanki toprak yiyorum diyormuş yemek yiyeceğim. Ondan sonra geldi yavaş yavaş. Bana bak, bir virüs senin bedendeki lezzetini, kokunu gidiriyorsa ruhun virüsü bu televizyon, internet, telefon. Vallahi billahi tallahi cemaati müslümin, yani rüzgar nasıl böyle çok kuvvetli esiyor, aynı öyle virüs dolduruyor senin kalbini. Ona bak, tüf üfürüyor vantilatör gibi. Doldu doldu doldu. Bu adama ne oldu? Ne olacak? Virüs kapladı ruhunu, virüs kapladı. Manevi virüs kapladı. Nasıl? Kılardı kılmaz oldu, kalkardı kalkmaz oldu, sohbete giderdi gitmez oldu. Ya Rabbi, peki virüsü olanlar nerelere gittiler? Hastanelere, işte bilmem ne. Ya Rabbi hastaneleri buldurdun, doktorları, tabipleri, habiplerini buldurdun, tedavi olmak nasip eyle. Amin. Yalnız kısadan bir şey, burada bir şey söyleyeyim size. Yakında bir kardeşimiz İnegöl'de bir doktora gitti. Çok böyle tanınmış bir doktor. Demiş ki o virüs zamanında bazı haplar verdiler hastanede. Sen onları kullandın mı demiş. Kullanmadım demiş. Ah çok iyi demiş. Yani tedavim biraz daha kolay olur demiş. O gene gavurlar şimdi bunu fırsat verdiler. Bu hapı kullan, bu hapı kullan. Allah selamet versin. Girmedikleri yer yok. Sen onu kaybettiğin için lezzet alamıyorsun. Yoksa Allah ile beraber olmaktan daha lezzetli bir şey var mı? Sohbetler kitabı 8. cilt sayfa 117. Peki. Adam tarikata girer de dersinden noksan eder. Bu nasıl utanmadan dünyada geziyor? Efendimiz Hazretlerimiz Kudüs'e buyuruyor.
Ya yarı yürü yapan böyle. Ya bırakana ne dersin? Kardeşlerim, dersini yarı yürü veya bırakan kardeşimiz varsa, mübarek kardeşim, evine gittiğin zaman al abdestini, kilitle kapıyı, hanımının yanında da olmasın. Kimse olmasın. Secdeye kapan, ellerini aç, biraz gözyaşı saç. Şimdiden sonra buna sebep ne olduysa onlardan kaç. Hocam denedim bir iki defa ağlayamadım. Ağlarsan da ağlayamazsan da ağlar gibi yap. Hiç Mevla göre öyle Kur'an okurken ağlayınız. Ağlamazsan da ağlar gibi yapınız. Hiç olmazsa kaldır ellerini. Ya Rabbi ben donmuşum ya Rabbi. Her tarafım virüs olmuş. Tat koku alamıyorum. Ağlayamıyorum da ya Rabbi. Ağlat beni diyeceksin. Vallahi ağlatır Mevla. Bir kardeşimiz böyle bir şey söylendi. Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi, hapiste bir kardeşimiz dedi. Anlattı dedi. Ben çok şaşırdım. Ondan sonra hapiste bir kardeşim hücreye koymuşlar. Helası melası her şey oldu. Hücre. Bilmem kaç sene yatmış orada ama çok acayip işler yapmış tabii. Ondan sonra bir gece dedim ki diyor, o arkadaşa söylemiş onu, anlatıyor bana. Bir gece demiş ki, bir kere demiş bu arkadaşa, bir gece demiş kalktım gece erkenden, ya ben namazıma başlayayım. Ondan sonra sakalımı bırakayım, takkemi takayım, bunlarla hiç alakası yok. Ondan sonra Allah'ın yoluna bir adım atayım, beni buradan ancak Allah kurtarır demiş ya. Mevla onu dedirtmek için orayı sıktı, onu orayı bak şimdi. Senelerce, başka türlü değemez zaten. Hani hapishanede biraz rahat olsaydı bunu değemezdi. Demiş ki anladım ki ancak beni yaradan Rabbim kurtarır buradan. Artık yalvar bakalım, yalvar bir gece, üç gece, beş gece sakalı bile bayağı olmuş. Ondan sonra takkesini takmış, namazına başlamış. Bir gece diyor saat 2'de kalkmış. O arkadaş anlatmış. Demiş ki yalvar ya Rabbi, hep sana yalvarıyorum. Ellerimi senden indirmeyeceğim ya Rabbi. Benim sahibim sensin. Buradan beni senden başka çıkaracak kimse yok. Ama ne? Ağla bakalım ağla. Ağla bakalım ağla. Ne demiş biliyor musun? O ağlarken, gözyaşı dökerken, ellerimi açarken demiş sanki bana bir kapı açıldı. Mevla'yı görür gibi oldum demiş. Sanki Mevla'yı görüyorum. Yani Mevla'nın nurunda yok olduğum gibi bir şeyler, çok acayip ifadeler anlatmış. Ondan sonra daha çok başlamış yalvarma. Sonra ne demiş biliyor musun? Ya Rabbi ben seni burada buldum, buradan çıkarma beni. Allah Allah. Birkaç gün sonra çıkmış. Kardeşlerim, Efendimiz Hazretlerimizin kelamı buyuruyorlar ki bütün musibetler, belalar pat, dön kulum bana. Pat, dön kulum bana. Olduysa bir iş inat etme, Mevla'dandır o reddetme. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Görünüşte bir musibet, bela ama başka türlü olmayacak. İmam-ı Rabbani Kudüs'ü buyuruyorlar ki bütün musibetler, belalar olmasa dünya on para etmez. Bir de şöyle bir kelamı var Efendimiz Hazretlerimiz Kudüs'ü buyuruyorlar ki tarikat derslerini bırakan insanı Allah-u Teala tabakçının derihanede deriyi sağ suda vurduğu gibi vurur, ona ceza verir. Dikkat et. Hoca efendi, efendim çok kullanır bu kelamı şerifi. Hoca efendi, ben derslerimi bırakmadım ama ceza yemedim. Bıraktım ama ceza yemedim. O arabalar, evler, ev şeyler çok güzel. Hepsi olsun. İstikamet üzereyken nimettir. İstikamet yok. Hepsi bela. Efendim ben, hoca efendi dersimi bıraktım ama siz böyle diyorsunuz. Hiç ceza yemedim Mevla'dan. Kim dedi sana ceza yemedin? Allah sana kendini unutturmuş. Bundan büyük ceza olur mu? Gece huzuruna kalkıyordun Mevla'nın. Allahu Ekber. Teheccüde kılın. Şimdi ceza yedin, kalkamıyorsun. Neden? Huzuruna, Mevla'nın huzurunda değilsin. Tesbihleri almışlar elinden. Allah Allah. Ne yapacağız? Yalvaracağız Mevla'ya. Tekrar tövbe istiğfar edeceğiz. Allah'ın izniyle eskisinden iyi olur insan. Efendimiz Hazretlerimiz buyuruyorlar ki bir insan ciddi tövbe eder, tarikat dersini ele alırsa, 3 gün ciddi yaparsa yavaş yavaş açılmaya başlar. Aynen böyle.
Bana bak, bunun en güzel şeyi ne biliyor musun? Bir işin varsa ne işini ayarla, bir medresede hiç olmasa bir hafta, üç gün veya bir hafta tarikat dersleri yapılan bir yerde, anlaşıldı mı? Bir medresede hoca efendiye söyle, hocam de ben burada böyle böyle, eğer medrese müsaitse bir oda versinler, sana iyi olur. Tamam, üç gün orada bir namaza çık hiçbir tarafa. Hanımına da de ki ben üç gün izinliyim de. Durumunda ben kendimi toparlayacağım de. Ondan sonra telefonunla telefonu küçük de alma, hiç küçük telefon da alma. Üç gün o odada bir cemaate gir çık, toparlanır mısın inşallah. Ama o üç gün o odaya girmek var ya. Be hocam, üç gün odaya gireceğim, hiç gezmeyeceğim, telefonu da atacağım, ben ne yapacağım? Allah diyeceğim, ne yapacağım? Nereden nereye geçtik? Bir kere bir çocuk geldi medreseye. Çocuk dedim ben 30-35 yaşlarında bir kardeşimiz. Hocam diyor, saf bir hali var çocuğun. Hocam hangi medreseye gittiysek almadılar beni diyor. Çıkardılar gene diyor. Allah Allah, ne var sende, bir şey var dedim. Hocam bende bir şey var dedi. Ben tesbihe çok meraklıyım, zikrullah'a çok meraklıyım. Bek derslerimi düzgün yapamıyorum diye hocalarım attı. Dedim bana bak, bu kadar talebe okuyup bir tane de böyle adam olsun içimizde be. Dedim buna hususi bir oda vereceksiniz. Hakikaten hususi. Dedim bunun yemeğini, ekmeğini hiçbir iş vermeyeceksiniz buna. Dedim bana bak, böyle böyle dedim sana. Peki hocam dedi. Biraz durdu ama. Odaya soktuk. Üç gün sonra dedi ki, hocam ben dayanamayacağım, gideceğim dedi. Hocaları suçluyor, cins adam. Devam et. Rabbim böyle becertirsin. Üç gün hapis et kendini. Yalvar Mevla'ya, hapishanede olan adam gibi. Allah'ın izniyle eskisinden iyi olursun inşallah. Ya Rabbi, kusurumuz çok, hepimizin var. Toparlanmak nasip eyle. Amin. Tövbeye muvaffak eyle. Amin. Et tevbeti yecubbu ma kablehu. Tövbe kendisinden evvel bütün günahları keser atar. Gözümüze haramlar yakın olursa gönlümüze de haramlar yakın olur. Bak, gözüm karıya baktı, kalbin onda. Telefonda kadına baktın, kalbin onda. Kalbin onundan. Allah Allah. Efendimiz buyuruyor ki Resulü, kalbine yuvarladın kadını, şimdi ondan yuvarlanıyorsun kalbinden. Ah, cemaat-i müslümin kalbe dolması çok kolay ama boşalması çok zor. Zor olur, zor. Risale-i Kutsi'de var ya, efendi babamızın Lai dedenin beyti, çok acayip bir şey. Çok ama. Mevla Teala muhafaza etsin. Budur redde sebep, gaflette yatma. Namahreme bakmak kovulmaya sebeptir. Gafletle yatma. Görüyor musun? Namahreme bakmak da, gafletle yatmak da öyledir. İkisini de terk etmemeye gayret edelim. Gafletle yatmayacaksın. Nasıl? Sünnet üzere. Yatacağın zaman abdest alıyorsun. Namaz abdesti gibi abdest, şükür namaz kılıyorsun. İki rekat namaz kılıyorsun. Ondan sonra iki rekatta kabir nur namazı var. Okunacak dualar var. Elham-ı Şerif, üç iklas, felak nasıl okuyorsun? Meseliyorsun. Ondan sonra yatıyorsun. Allah'ın izniyle kalenin içindesin. Daha okunacak dualar da var. Bir de Peygamberimiz bunu sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif var. İmam-ı Rabbani Kudüs'ün izah buyuruyor. Yattığı zaman, yatacağı zaman en son 34 Allahu Ekber. 33 Subhanallah. 33 Elhamdülillah derse bir insan, öyle eder rabıta üzere, anasından dünyaya gelmiş gibi günahlarından silinmiş, tertemiz olarak yatarmış. Kalkman da kolay olur. Cin çarpmaz, şeytan sokulamaz. Ya kardeşlerim, bunları okuyalım inşallah. Tabii okur, çok iyi olur. Peki, şimdi ayeti celil-i cemilerde inşallah. Estağfurullah, bismillah. Evet. Tam bir saat oldu. 15 dakika geciktiksek. Hocam efendim, o kardeşimiz bereket olur diyor bize. Madem çok bereket he. Tamam, bir saat daha. Çok ağır şey. Biliyorlar olmayacağını da hocam, tamam diyorlar. Peki kardeşler. Estağfurullah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amanu. Burada da bulunsun. Ya. Tamam.
Nasreddin Efendi Hazretleri kürsüden anlattı. Nasreddin Hocam merkebe binmiş, bir yeri çağırmışlar davete. Ondan sonra Semer'i yükleyin demiş merkebe. Efendim demişler, seni çağırmışlar. Beni boşuna çağırmazlar, bir iş yaptıracaklar bana demişler. Tamam, tamam. Şşt. Devam et, herkes otursun yerine. Ya eyyühellezine amanu. Birisi kalksa herkes oraya bakar. Öyle oluyor bu. Kur'an-ı Kerim gelsin ondan sonra. Şşt, otur. Otur. Hiç kimse kıpırdamasın. Şşt, tamam. Kur'an-ı Kerim'i yerine koy. Kur'an-ı Kerim'i yerine koy. Estağfirullah. Bismillah. Evet. Ya eyyühellezine amenu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım. La tülhiküm. La tülhiküm. Sizi meşgul etmesin. Emvalüküm. Emvalüküm. Mallarınız, mülkünüz olacak. Arabanız, eviniz, malınız, mülkünüz olacak. Bunlar sizi meşgul etmesin. Ve la evladüküm. Ve la evladüküm. Evlatlarınız sizi meşgul etmeniz, çoluğunuz, çocuğunuz sizi meşgul etmesin. Mevla'ya kulluktan meşgul etmesin. Bütün şeriat girdi burayı. Camiye, cemaate gitmekten, gelmekten meşgul etmesin. Rabıtanı, murakabanı yapmaktan meşgul etmesin. Zikrini, tarikat derslerini yapmaktan meşgul etmesin. Faiz almamaktan meşgul etmesin. Faiz almayacaksın, şeriat. Adam diyor ki ya faizsiz olmaz diyor işte bilmem ne bile. Sakın ha. Evet. Bütün anlatımların hepsi giriyor buraya şimdi. Evet. An zikrillahi. An zikrillah. Allah-u Teala'nın zikrinden meşgul etmesin. Yani Kur'an'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak hususunda meşgul etmesin. Malınız, mülkünüz, fabrikanız, her şeyiniz. Fabrikan var. Sakın meşgul etmesin. Ne demek? Sakın kadın çalıştırma. Ondan sonra yanında sekreter çalıştırma. Faize bulaşma. Bütün herkes hepsini namaz kılsınlar. İşte hepsi giriyor mu girmiyor mu buraya şimdi? Ya cemaatimizin. Misvak da giriyor buraya. Giriyor mu girmiyor mu? Giriyor. Vallahi giriyor ya. Haftada bir tırnakları kesmek sünnettir. Yemin ederim o da giriyor buraya. Giriyor mu girmez giriyor. Mi? Girmez mi ya? Sünnet. Efendimiz ne buyurmuş biliyor musun? Efendi babam buyuruyordu ki tırnaklarını kesmedin mi, tırnağını uzadın mı altına su girmez, abdestin olmaz, guslün de olmaz. Bakar mısın sen şimdi? Bir de uzatıyorlar tırnaklarını, bir de boyuyorlar kadınlar. Hiç onların ne abdesti var ne guslü var. Eyvah, 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 eyvah. Her hafta keselim tırnaklarımızı. İnşallah. Bıyıklarımızı da keselim her hafta. Bıyıklarını kesmek şey yapmak her hafta sünnettir. Perşembeden bazı daha bir de şey yaparsın sefere çıkacaksan. Bazı ikvanı görüyorum cumartesi günü mesela. Görüşüyoruz bakıyorum pazar günü veya pazartesi bıyık şey karışmış. İnmiş burayı. Sen bu cuma kestin de bıyıklarını kesmedin hocam. Niye kesmedin? Keseceksin. Keseceksin. Sünnettir. Evet. Bana bak saç tıraşı deyince hemen aklıma bir şey geldi. Bak şimdi. Hepsi giriyor bu ayetin içine. Saç tırası nasıl olacak? Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e surru Bursa'ya teşrif buyurdular bir seferinde. Sefer uzun sürmüş. Biraz saçı şerifleri böyle kulağın üzerine çıkardı Efendi Hazretlerimizin. O üç hafta falan kesmemiş herhalde. Sakalı şeriflerini berber düzeltirken demiş ki Efendi Hazretimiz buradan biraz alalım. Yani kulağınızın üzerine düşmüş. Şuradan biraz alalım. Saçlar kesilmeyecek ama. Vakit yok. Efendimiz buyurmuş ki bırak dokunma. Onu alırsan oradan Amerikan tıraşı olur. Burada. Ya berber her tarafını aynı alacak. Müslüman tıraşı bu. Bazı arkadaşları da görüyorum. Yani bazı hoca arkadaşları da görüyorum. Beşiller oluyor. Bin duymadı mı unutuyor mu ne? Top ense yapamazsın. Sıfırdan alacak her taraf aynı. Bir numara alıyorsun. Buradan top ense yapmış berber. Öyle değil mi? Görmüyorsunuz mu? Ense tıraş. Ha? Birine öyle dedim. Haberim yok hocam. Berber yapmış diyor. Haberim var senin. Evet. Ve men yef'al zâlike. Görmedin mi berber orada oynayıp duruyor. Ne oynuyorsun desene. Yürüt. Evet.
Ve men yef'al zâlike. Ve men yef'al zâlike. Kim böyle yaparsa. Şş, acayip ya. Eğer kim malı, mülkü, evladı, çoluğu, çocuğu Allah yolundan zikirden alakoyarsa, İslam alemi böyle mi değil mi şimdi? Evet hocam. He? Evet hocam. Fe ulaike humul hasirun. Ve ulaike humul hasirun. Dünyada, kabirde, mahşerde husrandadır bunlar. Bugün dünya alemi, İslam alemi husranda mıyız değil miyiz? Husrandayız hocam. Nedenmiş? Dünya bizi meşgul etmiş. Telefonlar, internetler, televizyonlar. Savaşta çalış kardeşimiz. Ne şalvarı var, ne cübbesi var, ne sarığı var, ne tekkesi var. Öyle mi? Evet hocam. Ama canımız kardeşim, iğnenin ucu kadar iman olan kardeşim canımızdır. Ona canımızı veririz. Ama meseleyi anlayalım cemaatimiz. Bana bak, bir kere Hindistan'a şeye gidildi hocalarımızla beraber. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne ziyarete gidildi. Kudüs'ü gene Rabbim nasip etsin. Amin. Hiç unutmuyorum. Otelin birinde kaldık. Otelin girişinde sağ tarafında bir tane marangoz. Kocaman bir kütük cemaati Müslümin. Onu yontmaya çalışıyor. Ne abi bu dedim. Put yapıyor dediler. Puta tapıyorlarmış. O put yapan adam aynı saçları böyle. Bugünkü işte olduğu gibi. Kısa kollu, kot pantolon ayağında. Azıcık şorta benziyor bile yukarı doğru. Demek ki bu kıyafet put yapan adamın kıyafeti. Bu kıyafet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyafeti. Bir kere Efendimiz şöyle yaptı birine. Kuddesuru. Sarığı yok başında. Sarığın nerede? Efendim o da böyle yaptı. Efendimiz Hazretleri evde unutmuşsun. Keşke kafanı unutsaydın buyurdu. Bir kere camiden çıkarken cami şeriften çok sıcak hava. Efendimiz Hazretlerimiz eline aldı cümbe-i şeriflerini. Efendim müsaade buyurursanız biz taşıyalım cümbenizi hani. Olsun olsun. Derler ki hoca cübbesiz geziyor derler. Cep elimde olsun buyurdu. Siyasi olmak lazım buyurdu. Bu İslam siyaseti tabii. Öbür siyasi değil. Gördün mü? Çok sıcakladın. Eline tutabilirsin. Derse oturdun çok sıcakladın. Efendimiz öyle yapardı. Cübbesini yana koyardı. Üst tarafını hafif böyle dizlerine illa değdirecek. Ama cübbeyi taktın burada derse oturacaksın. O cübbesizsin o zaman. Ama cübbeyi koydun yanına böyle. O zaman şimdi. Hocam derse yaparken sarıyı çıkarsak nasıl olur acaba? İyi olur. Çıkar sarını ondan sonra arkadan bana bir tane çakacaksın. Daha bir de çıkarma sarını. İşrak beklemek öyle. İşrak beklemek de öyle. Bana bak, Efendimiz ve ya Rabbi dostunun anlayışından istiyoruz ihsan eyle. Amin. Fazlı kereminle ihsan eyle. Amin. Fazlı kereminle ihsan eyle. Amin. Efendimiz Hazretlerimiz buyuruyorlar ki, bana bak, size tembih ediyorum hepiniz alacaksınız bundan. Efendimiz Hazretlerimizin hikmetli sözler var. Gözünüzü seveyim, hepinizin evinde olsun ya. Her gün 3 tane oku bari evde. Ama 5 okursan çok güzel olur. Geçen de şimdi okuduk. Ne geldi biliyor musun? İşrak vakti işrağı beklerken babanın ölüm haberi gelse işrağı kılmadan, işrak vakti olmadan gitme. Ben bunu daha yeni duydum. Ya Rabbi böyle ciddi olmak nasip et. Ya cemaatim Müslüman. Ya o işrak vakti adam telefondan bakıyor. Ya tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Evet. Ve enfiku. Mesela bir dakika. Efendim bu kelam-ı şerifi gelecek bakalım inşallah. Bu fakirin üzerine sabah güneşi doğmaktansa aynı geçiyor orada. Ne demek sabah güneşi doğmaktansa? Güneş doğmuş, sabah namazı kaçmış. Bu fakirin üzerine sabah güneşi doğmaktansa vücudu kıyma makinesinden geçsin daha iyi. Kıymetli kardeşlerim, böyle bir dostluğun evlatlarıyız ve bu dostluğun defterinde ismimiz var. Ya Rabbi silinmekten muhafaza eyle. Amin. Evet. Ve enfiku. Ve enfiku, infak ediniz kullarım. Mimma razaknaküm. Mimma razaknaküm. Sizden vermiş olduğum mallardan harcayın. Min kabli eyyetiye. Min kabli eyyetiyeküm. Size gelmeden evvel. El mevtü. El mevtü. Küm var mı orada? Yok. Yetiye. Ahdeküm.
ehadeküm. Sizden birinize gelmeden evvel ne? El mevtü. El mevtü, ölüm gelmeden evvel infak edin. Zekatınızı verin. Zekatın haricini gene Allah yolunda verin. Hele medreseler. Evet. Feyekule. Veyekule demeden evvel. Rabbi. Rabbi, ölüm kapıyı çaldı şimdi. Ne diyor bak? Rabbi, ey benim Rabbim. Levla akharteni. Şayet beni sen geri bırakırsan, biraz daha ömür verirsen. İlâ ecelin karib. Kısa bir zamana kadar da olsa. Fe es-saddaka. Sadakamı vereceğim. Medreselere yardım edeceğim. Verecek yerlere vereceğim. Zekatımı bol bol vereceğim. Ve ekum mine's-salihin. Salih kullarından olayım. Bak cemaat-i müslim. Kardeşlerin medreselere çok yardım etmek lazım. Şimdi mesela bu akşam medresede kaldık. Talebeler, şeyler, kardeşlerimiz şeyde yatıyorlar. Ufak bir mescid var. Mescidin içinde yatıyorlar. Yok, yer yok. Ama bir yer alındı. Allah razı olsun. Yardım eden kardeşlerimiz ettiler. Allah razı olsun. Şimdi orayı büyüyecek bir medrese yapılacak. Allah için Rabbim yapmaya muvaffak eylesin. Rıza-i Şerif'i üzere yapmaya muvaffak eylesin. Medreseler yapırken böyle şeyler falan, şey kelimesini hiç kullanmayalım. Külliye kelimesini hiç kullanmayalım. Bu külliye kelimesi var ya, kullanan adama vantilatör gibi hava veriyor böyle. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Kardeşlerim, ediyordunuz, edelim. Yetkili kardeşlerimize gidelim. Bu medresede benim payım olsun diyelim. Rabbim tezelden orayı, medreselerimiz nerede, çok kardeşlerimiz de var böyle yapmaya çalışıyorlar. Rabbim tezelden muvaffak eylesin. Amin. Şimdi izin vermiyorlar kolay kolay. Bir kardeşimiz daha dedi, hocam imza atmıyorlar dedi. Atmazlar. Çok sebepleri var. Ya Rabbi attır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi fazl-ı kereminle bir an evvel nasip eyle. Amin. Fazl-ı kereminle nasip eyle. Amin. Nerede medreselere bu hizmetleri yapmaya çalışan kardeşlerimiz varsa çok yardım eyle ya Rabbi. Amin. Biz de yardım edelim. Yardım edin yani inşallah. Şimdi sohbetin sonunda da yine bir yardım toplanacak. Yine kuvvetli bir yardım yapalım inşallah. Allah. Ula yardım yaparken 10'lu 20'li arıyor adam. O kadar yüzlük var, 200'lük var. Ne uğraşıyorsun be? Abi bir tanesini veya 50'lik hocam idare eder. Öbürlerin Irak'ta mali yok. Devam et. 3 gün oldu hocam, harfiyat başlayalım inşallah. Ha, elhamdülillah başlamış, çok şükür. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. İtmamını nasip eyle. Amin. İtmamını nasip eyle. Amin. Rızayı şerifin üzere nasip eyle. Amin. Allahümme sana razı. Bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Mesela İnegöl'de şimdi bir kardeşimiz diyor ki, geldi diyor ki, hocam diyor, hoca hanım diyor, maşallah işte hocalarımız kız talebe dedi yığılmışlar. Yüzüne hafızlık şeyler dar geliyor, çok dar geliyor. Şey arıyorlar, kiralanı yer alıyorlar, bulamıyorlar. Bir yer bulmuşlar, ondan sonra o da 17 milyon mu ne istiyormuş, 15 milyon mu ne istiyormuş, 2 kat, 3 kat. Yok. Aa, ne zenginler var. Tamam, ben bu 3 katı yaptım, veriyorum benim. Cemaatimizin cennetten yer alıyor ya. Ya Rabbi bir kapı aç ya Rabbi. Amin. Fazl-ı kereminle aç. Amin. Amin. Bana bak, bu cemaatin içinde ne adamlar var var ya, böyle cüzdanı bir sallasın Allah'ın izniyle medrese yapar. Yapar. Cebini sallasın 2 tane yapar. Kendini sallasın Allah selamet versin. İnan bakalım, dolu adamın her tarafı ya. Ya Rabbi bu kullarına kolaylık ver ya. Amin. Bana bak, size bir şey, bir kıssa anlatacağım inşallah. Efendi Hazretlerimizle çok beraberliği olmuş bir hoca efendi, ihtiyar bayağı, Uludağ'da öyle denk geldi. Dedim ya Efendi Hazretlerimizle bir beraberliğimiz oldu, bu kadar bir kıssa anlatır mısın? Anlatayım dedi. Dedi Bilal Efendi vardı şeyle, Adapazarlı Bilal Efendi vardı. Bilal Efendi çoluğu çocuğu çok kalabalık. Arazi de geniş böyle bir yere, çok geniş bir daire şey yapmış. Kaç daire var burada bilmiyorum. Çoluğu çocuğu hepsi, torunlar hepsi orada olacaklar. Ondan sonra Efendi Hazretlerimiz demiş, böyle böyle bir yer yapmak istiyorum ben, dua buyurun, ondan sonra bittikten sonra sizi çağıracağım buyurmuş. Ondan sonra çağırayım ben, müsaade ederseniz gelir misiniz, yani davet etmiş. Efendi Hazretlerimiz olur inşallah buyurmuş. Bitmiş, efendilerimizi çağırmışlar, bu hoca efendi de oradaymış. Yemek yemişler, çok güzel, o kadar geniş.
Efendi Hazretleri bir emriniz var mı demiş. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Buraya kadar gördük sizi. Bir emriniz var mı? Var buyurmuş. Buranın medrese yapacaksın buyurmuş. Burayı medrese yapacaksın buyurmuş. Baş üstüne Efendi Hazretleri emriniz olur demiş. Hemen çoluğu çocuğu torunları hepsini toplamış bu 15 dakikada. Zaten oradalar ya. Bana bak demiş uşaklar. Efendi Hazretleri'ne sordum bir emriniz var mı? O da böyle buyurdu. Haberiniz olsun. Çıkın dışarı hepiniz. Ya Rabbi böyle zenginler çıkar karşımıza. Amin. Ya Allah razı olsun. İnegöl'de hiç unutmuyorum. Şimdi bir medrese yeri verdi bir kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Amin. Onu almak mümkün değildi. Şimdi binası yapılacak nasıl olacak? Nasıl olacak? İşte dua ediyoruz, secdeler yapıyoruz bir şey. Bir kardeşimiz var orada esnaf, ihvan. Orada bir de Mehmet Efendi var, bayağı zengin. Demiş ki bir yerde bir okul yapacağım. Ya abicim be demiş. Ne okulu demiş ya. Bizim hocalarımız gece gündüz titriyorlar, bir medrese yapacaklar falan filan. Anlatmış ona. Bir göreyim onları ben demiş. Medreseye geldi. Bana telefon et dedi. Hocam durum bundan ibaret. Bölümün için geliyoruz dedim. İyi inşallah iyi olur. Neyse geldiler. Ondan sonra kısa bir sohbet oldu. Teravihleri gördüler, şeyler gördüler. Ondan sonra dedi işte tekrar o söyledi dedi böyle böyle şeyimiz var. Adam ne dedi? Tamam hocam A'dan Z'ye kadar bana ait dedi. Ben dedim acaba rüya mı görünüyor? A'dan Z'ye kadar bana ait dedi. A'dan başladı ondan sonra F'de kaldı. Allah ondan razı olsun. Amin. Onda da bir hayır var. Allah ondan razı olsun. Amin. Rabbim yerine kat kat versin. Amin. Veriyor ya. Bana bak. Bir Kemal Efendi vardı İnegöl'de. Çok kısa da söyleyeceğim onu ondan sonra. Cemaat-i Müslümin borcu var, harcı var. Günde iki gün üçün buraya geliyor. Mal satmak için falan filan. Onu medresede bir hizmet verdik ona. İşte paradan ilgilensin falan. Ondan sonra bir sene sonra diyor ki hocam diyor evvelden müşteri arıyordum İstanbul'a. Şimdi yerinden kıpırdım telefon durmuyor diyor. Neyle bütün makineler hepsini değiştirdi. Şalvarı var, cübbesi var. Derslerine dikkat eder. Çocukları ondan sonra hiç alakası yok. İflas etti, kapandı hepsi. Ya Rabbi muhafaza eyle. Amin. Onun bir kısasını anlatayım size. Bir kısasını daha anlatayım. 40 yaşından sonra asa taşımak sünnettir. Anlaşıldı mı? 40'ı geçtiysen bir asa al yanına. Asanı taşı Allah'ın izniyle. Ondan sonra bunu söyledi bir kere sohbette. Bu 40 yaşından fazla Kemal Efendi. Kemal Efendi asan nerede? Arabada bu hocam. E niye arabada yanında değil? Hocam çok ağır bir hocam diyor. Kaç kilo dedim? İndiremiyorum arabadan hocam diyor. Dua et indirelim diyor. Bana bak asayı taşıdın mı yanından bu tevazudur haberiniz olsun. Nefis perişan oluyor. Nefis perişan. Bir hoca hanım demiş ki çarşaflı bir hoca hanım efendisi şey almış. Bana bak demiş kusura bakma aramızda kalsın. Bu asayı kullanırsan ben seninle gezemem demiş. Çok ağrıma gidiyor demiş. Genç görüştü. Asa da alıyorsunuz 40 yaşından sonra. Tamam Allah'ın izniyle. Devam et. Ve le yuakhirallahu. Velen yuakhirallahu Allah da ona tehir etmez. Nefsen. Nefsen hiçbir nefsi. İza ca'e eceluha. İza ca'e eceluha. Eceli geldiği zaman. Vallahu habirun ma ta'amelun. Vallahu habirun bima ta'amelun. Allah yaptıklarınızın hepsinden haberdardır. 1,5 saat 10 dakika var. Cesaret verdiniz bana dedim. Ya ben bir mektubat kaldı sadece. Oradan da kısa bir yer okuyalım. Sayfa 191 Bismillahirrahmanirrahim. El mektubu saminu aşere vel miyetan 218. mektubu ilel molla Davud bu zarfta yazılmış fi beyan lüzum riayet adam şeyhin tarika tarikat şeyhin tarikattaki şeyhinin adamının riayetin lüzumu beyanına vasıl el mektubu şerif bu gönderdiğiniz mektup ulaştı minel akil azzi Molla Davud, Molla Davud'un göndermiş olduğu mektup ulaştı. Sare muciben ittihaç yüz güleştiğine sebep oldu. Câlenakkı subhanehu zahirehu ve batinehu. Allah-u Teala bu evladımızın zahirini batınını kılsın. Mütehallen
mütezeyyinen, süslenmiş kılsın. Bimarziyati Mevla Teala bu kardeşimizin, hepiniz, bütün evlatlarımın demektir yani. İçinizi dışınızı Cenab-ı Hak razı olacağı şekilde şeriatta süslesin. Bir hürmetin Nebiyyi Peygamber Efendimiz'in huzusu hürmetine Ali'yi emcad, o şerefli Ali'nin huzusu hürmetine Ali'yi ve Peygamber Efendimiz'in ve aleyhim hesabın huzurusun esselam. Allah-u Teala'dan rahmet meleklerinden istiğfar müminlerden dua ve selam dünya akıl meşakkatlerine kurtuluş. El matlub. Evlatlarım, sizden bizim istediğimiz İmam-ı Rabbani Kudüs'ün, sevgili Efendi Hazretimiz, Efendi babamız, piranımız ne istiyor bizden? Bak, dikkat et. El-Matlub, evladım, biz bunu sizden şunu istiyoruz. Adem-i vukul futur fi tekrarı zikril kalp. Kalp zikrinin tekrarında bir futur olmasın. Derslerinizde, vazifelerinizde bir futur olmasın. Vel istikameti. Alet tarikatine kabir kadasından sonra esrarohum. Bu büyüklerin yolunda istikamette bir futur olmasın. Bunu istiyoruz. Derslerinde bir futur olmasın. Bunu istiyoruz. Ne sebebiyle? Bir sebebi teveccühat-ı şetta. Çeşitli kalbin alakalar sebebiyle. Şu kelimeye bakar mısın? Televizyon, internet, telefon insanın gayr alakalarını arttırıyor mu arttırmıyor mu? Arttırıyoruz. Günden güne istikametin bozuluyor, haberin olsun. Vallahi billahi bak. Bir teveccühat-ı şetta. Ve metaterat el zulmeti kudureti farazan. Ola ki bu istikametsizliğinden dolayı, bu yanlışından dolayı sana bir karanlık geldiyse, ondan sonra bir perişanlık olduysa, o ne yapacaksın? Fe ilacuha, bunun ilacı. El iltica, yalvaracaksın Mevla'ya. Et tazarruhu, ağlayacaksın. Vel ittihal, Mevla'nın gayrısından adam akıllı kesilip Mevla'ya yöneleceksin. Vel inkisar, boyun kırıklığı. Ağlamak, sızlamak. Bana bak. Dikkat et. Şahin Akşemendil Buhari Hazretlerimiz buyuruyor ki Kale Huacı Bahvaddin Şahin Akşemendil Buhari Kudüs'e sürüyor. Ne buyurmuş bak? Kânet tazarru vel inkisar şart tebeccühi. İnkisar, boyun kırıklığı, ağlamak, sızlamak büyüklerin kullarına, evlatlarına teveccühün şartıdır. Bunu yaparsan sana teveccüh ederler, bütün belalardan kurtulursun. Nefsi katmış bizim önümüze nefis. Nefis bizi önüne katmış. Sıkıyor gırtlağımızı. Bizi bu nefsin elinden kurtaracak olan bu büyüklerin teveccühü. O teveccüh de ağlamak, sızlamak, yalvarmak, tam pişman olup istikamet tamam Allah'ın izniyle. Bu mektup çok acayip gitti ya. Çok mektuplar var ama çok öz, çok kısa. Ubeydullah Ahrar Kudüs'e sırru bir gün oturuyordu. Baktı gökte bir tane kartal, ondan sonra bir serçeyi önüne katmış, yakalasa yutacak. Cık 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 bağırıyor mübarek. Ubeydullah Ahrar Kudüs'ü bir nazar etti ona. Yani gönlünden acıdı ona. Teveccüh etti denmez de acıdı. O hayvan döndü gerisi, o serçe döndü gerisi geriye. Kartalı önüne kattı. Ubeydullah Ahrar Kudüs'ü önüne getirdi. Buna musallat ol, bu bana musallat olur dedi. Bizim de nefis katmış önümüze şimdi. Kartal gibi nefis. Zayıf bizim gibi adamı katmış önüne. Eğer biz onların huzuru şeriflerinde ağlar, sızlar, yalvarır, yakarsak, bize bir teveccüh ederlerse vallahi nefsi önümüze katarız. Rabbim o günleri gösterir. Amin. Şart bu azizim. Çok büyük ilaç ya. Bak, inkisar. İlâ Cenab-ı Kusul Hakkı Celle Sultanı. Ve teveccüh tam bir teveccüh. İlâ mürebbihi, şeyhine tam yöneleceksin. Rabıta üzere fe innehu huvel vesiletü ilâ husûlâ hazret. Devle, bu devletin hasıl olmasına vesiledir. Vesile ne? İnkisar, tazarru, yalvarmak, iftihal, ondan sonra o vesile olacak. Burada da bir şart varmış şimdi. Çok acayip gitti ya. Şeyhinden bunu istifade etmenin de şartı varmış. Neymiş o? Fe yembagî riayetü adâbi vesâile hazret. Devle, uzma kema huve hakkuha fil huzur ve gaybeti. Huzurunda, gaybette, şeyhinin huzurunda veya gaybetinde, ondan sonra ona edep hakkı nasılsa bu edebe riayet edeceksin, sonra yalvaracaksın. Ya Rabbi o edebe de riayet etmek nasıl? Amin. Çok söz var burada, bu kadar yeter. Ve yecale rızahu haulâ ile kadir.
bu büyüklerin rızasını kılmak lazım. Vesileten ila tahsili rızal hakkı subhanehu. Allah'ın Teala'nın rızasını kazanmaya vesile kılmak lazım. Ve hâzâ şu anlatılanlar hüve tarikun necat vel felah, kurtuluş yolu budur, felah yolu budur ve selam. Buyurun oku. Aşırı şerif okunuyor. Okuyun ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن